Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya çalışan kampanyaya sert tepki gösterdi. Hükümet medyasının anmalarda yalnızca halkı vurgulayan ve ordunun rolünü küçülten tavırda olduğunu söyleyen Bursalı, bu tavırlar vatana ihanete gider, bedeli ağırdır dedi. AK Parti merkezli çok ciddi bir hata görüyoruz. Hatta hata az kalır. Hatanın ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Türk ordusunu yıpratmaya çalışan vahim bir kampanya görüyoruz. Bunun altını önemli çiziyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ezilmesinde yalnızca halka anan, halk savaşına dikkat çeken, ordunun üstünü örten, ordunun rolünü küçümseyen, orduyu kenara iten, itibarsızlaştıran, hatta Türk ordusunun adını anmayan bir medya manzarası, bir iklim, bir hükümet manzarası var karşımızda. Çok açık söyleyelim, bu tavırlar vatana ihanete gider, hıyanettir ve bunun bedeli çok ağır ödenir. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin 8. yıl dönümünde darbenin Türk ordusunun kararlılığıyla engellendiği merkez medyada yer almadı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal canlı yayınında konuya ilişkin açıklama yaptı. Türk ordusunun AK Parti merkezli bir kampanyayla yıpratıldığını belirten Bursalı, bu tavırların vatana ihanete gideceğini söyledi. AK Parti merkezli çok ciddi bir hata görüyoruz. Hatta hata az kalır. Hatanın ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Türk ordusunu yıpratmaya çalışan vahim bir kampanya görüyoruz. Bunun altını önemli çiziyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ezilmesinde yalnızca halka anan, halk savaşına dikkat çeken, ordunun üstünü örten, ordunun rolünü küçümseyen, orduyu kenara iten, itibarsızlaştıran, hatta Türk ordusunun adını anmayan bir medya manzarası, bir iklim, bir hükümet manzarası var karşımızda. Çok açık söyleyelim, bu tavırlar vatana ihanete gider, hıyanettir ve bunun bedeli çok ağır ödenir. Darbe girişiminin Türk ordusunun silahlı gücüyle engellendiğinin altını çizen Bursalı, ordu düşmanlığı, halk düşmanlığı, aklılarını başlarına toplasınlar ifadeleri kullandı. Bugün 15 Temmuz'u anıyoruz değil mi? Resepsiyonlar evet. Yapıyoruz, törenler yapıyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Yapalım ama bugün 15 Temmuz'u anmaktan öte anlamamız lazım. Bakın hiçbir medyada, hiçbir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri yok. Gladio yok. NATO yok. Bunların adı anılmadan 15 Temmuz anlaşılabilir mi? Böyle bir 15 Temmuz gerçeği var mı? Yani 15 Temmuz Amerikancı Gladio'nun, FETÖ'nün darbe girişimiydi.